Ay 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 ay, yine dolu doluyuz. Dolu doluyuz. Konuklarım Ankara'dan, Antalya'dan, İstanbul'dan, Kadıköy'den, Tarabya civarından toplaştık. Geldik. Evet. Hemen sağıma dönüyorum. Elvan Odabaşı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Efendim, kendisi Ankara'dan geldi. Diyetisyen. Ankara'da yaşıyorsun, evet, Elvan'cığım. Ankara'da yaşıyorum. Doğru. Ama çok güzel. Biz yıllar önce, ben sonra hatırladım. Biraz evet. Geç hatırladım. Kusura bakma. Yıllar önce birlikte program evet. Yapmıştık ve çok güzel şeyler evet, olmuştu. Kesinlikle. Ne konuşmuştuk o zaman? O zaman diyabet konuşmuştuk. Bugün de araya bir iki sıkıştıralım mı tabii, diyabetten? Seve seve. Bahsedelim mi? Seve çünkü seve. Çok diyabetli izleyicimiz var çok ekran fazla. Başında. Hani benden dolayı biraz böyle bakıyorlar. Muazzam bir farkındalık yaratıyorsunuz ama. Öyle mi? Çok teşekkür evet, ediyorum. Evet. Nelerden bahsedeceğiz bugün, Elvan, bugün? Hangi besin hangi organa benziyor? Faydaları, ilişkileri nasıl, onlardan bahsedeceğiz. Ay, bu da çok enteresan evet. Bir konu. Ne bu güzel. Da çok güzel. Buralarda sen bize diyabetle ilgili de hani şu diyabetliler şunu yesin de şunu yemesin gibi küçük seve, küçük seve. Diyorlar da ver seve, istersen. Seve. Bu konuda çok uzman. Beni çok zayıflamış buldu. Çok şahane şey. Buldum. Ya. Yani gerçekten yani galiba 6-7 yıl oldu. Evet evet, bayağı. Muazzamsın. Bayağı değiştim. Bir zaman sizde ilerlememişim. Ben ama karakter olarak değişmedim. Fiziksel bir değişim var. Evet. Evet, hemen sağlık konuğum Derya Kartal, hoş geldiniz. Yaşam koçu ve yazar. Nelerden bahsedeceğiz bugün? Ben Mine Caner bu arada. Çok özür dilerim. Mine Caner, psikolog, özür dilerim. Evet, evet. O da diğer konuğum Derya Kartal. Çok çok özür diliyorum. Yok yok, lütfen. Mine Caner, hoş geldiniz. Merhaba. Psikologsunuz. Nelerden bahsedeceğiz bugün? Bugün depresyondan bahsedeceğiz. Çok depresyondayım önemli. Galiba. İsimleri şaşırdığıma göre. Evet. Evet. Ne zaman depresyonda izleyebiliriz? Nasıl başa çıkabiliriz depresyonumuzla? Ve çeşitli depresyon türlerine değinerek böyle bir giriş yapacağız. Türü var mı bunların? Tabii. Depresyonları. Tabii. Yani mevsim geçişlerinde hissettiğimiz o depresyon, oh. Doğum sonrası olan o depresyonları bir şöyle bir bakalım. Ay, bakalım neler olacak. Depresyon. Depresif durumlardan konuşacağız. Hoş geldiniz tekrar. Efendim, Antalya'dan konuğum var. Kendisi, bakın Erkan gel şuraya gel. Bak önce bunu göstereyim de sonra hani demeyin bana, demeyin bana. Bu sezonun en trend şeyini yapacak. Konuğum. Evet. Naz bulmuş. Dedi ki bana gösterdi. Ay ben de bunu arıyordum. Kim yapacak diye. Hoş geldiniz. Hoş efendim, Hatice Aslan. Ama oyuncusu değil, boncukçusu. Hoş geldin. Hoş buldum. Vallahi ne güzel. Ne zaman yapmaya başladın bunları? 4 ay falan oldu. 4 ay oldu. Evet. Daha önce ne yapıyordun el işlerinde? Ufak tefek nakış işleri yapıyordum. Ama havlu nakış falan. Hani derler ya, hedefi 12'den vurmuş diye. Hedefi 12'den vurmuş. Hep diyorum ya, farklı olanı yapın diye. İşte farklı olanı bulmuş. Şu anda bir markanın yaz koleksiyonu, çok önemli bir markanın. Bu boncuk çantalar. Efendim kaç? 366 euro. Ne? Ay! Ben şunu alayım mı diye düşünüyordum. Vallahi alınmayacak. Bunu yapan marka, dilim tutuldu bir dakika. 360 euro. Euro. 366 euro bu çanta. Ama bize gösterecek, hem de satın almak için fiyatları da düzgün. Çünkü bu boncuklar çok güzel boncuklar. Hangi böyle bir inci, bir tane incili de versene seyircilerimiz bir görsün. Çok değişikleri var, çeşit çeşit getirmiş. Şu Erkan şöyle şunu görmeden de şunu bir çek bakayım. Şöyle bir, ay nasıl ama. İstemez misiniz? Ayak detayı da al Erkan. Yani bir ayakkabımın kenarındaki beyazı tutuyor. Bak. Baba baba. Baba baba. Ya çok iyi değil mi? Hadi o zaman. Ay dur bir dakika, biz ne yapıyoruz? Ne? Oyuncak tele. Oyuncak tele yapıyoruz. Biz on teleden sonra oyuncak tele yapıyoruz. Biz de tele oyuncak diyeyim dedim. Ama o olmadı, biraz böyle şey olur falan gibi. Oyuncak tele, yani telefonlarınız oyuncaklanacak bugün Naz'la, bizim projemiz. Kaçırmayın, kaçırmayın, kaçırmayın. Evet. Tamam Erkan, çok konuştum, hadi gidelim. Bu pilav, evet, misafir ağırlar bu pilav. Her misafir de ağırlar. Çok da tutar, evet. Evi halkını da doyurur. Tabii. Ay hayat ne kolaylaştı. Bak Sayımen bak. Sen otur da onu aç.
yaymak istiyorum. Bu şekilde. Hmm. Hoppa. Aa, yine aynı yüzü geldi. Aa, aynı. Hop, hop. Oldu. Evet. Hoş geldin Elvan'cığım. Ben de seni çok iyi gördüm. Çok teşekkür ederim. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun? Cildin mildin pırıl pırıl. Hangi organ neyi istiyorsa onu yiyorum aslında. Öyle mi? Bir de bu aralar birazcık bağırsaktan besleniyorum. Yani bağırsam ne diyorsa ona biraz kulak veriyorum. Bugün bahsedeceğim zaten. Evet. Ona yönelik tercihler yapıyorum. Vallahi çok güzel bu. Hani bağırsak konusu hakikaten çok önem kazandı giderek giderek. Bu yiyeceklerin çeşitliliği, evet, kullanılan şeyler. Elvan da çok güzel bir konu seçti bize. O zaman hemen dalayım konuya. Bağırsaklarım ne diyorsa onu yiyorum. Vallahi ben de öyle yapıyorum. İşte. Çok önemli. Zamanı çok durduruyorsunuz işte. Hani nasıl su için bakın, evet, affedersiniz idrar renginize falan diyorsunuz ya, evet, sizler. Evet. Aslında bağırsaklar da bizi bir biçimde yönlendiriyor. Evet. Ve orada da neye bakmamız gerekiyor? Neye bakmamız? Konuşmak biraz zor oluyor ama dışkımıza bakmamız gerekiyor. İşte ben onu diyemedim. Ben dedim olarak. Evet. Şimdi Müge bir şey diyorsun ama anlayamadım. Aynı anda konuşuyorum. Tamam. Tamam. Besinlerden bahsedeceğiz, evet, diyor. Biliyorum Müge. Biliyorum yapacağım bir Elvan'a giriş bölümü. Hani konuşacak çok şey birikmiş galiba. Giriş, gelişme, serim, düğüm yani gidiyor ya, onu yapıyorum yani aslında şu anda. Şimdi önümüze koyduğumuz şeyler nelere benziyor? Burada nelere benzediği şurada önümüzdeki pankartlarda var ama onları açmayacağız şimdi. Zencefil. Evet. Neye şimdi benziyor? Zencefil, seyircilerimiz yazsın. Hı. Zencefil neye benziyor? Hangi organa benziyor? Evet. Evet, hangi organa benziyor? Şimdi şöyle, zencefili aslında birazcık neyi yararlı geldiği kısmını aklınıza getirirseniz hangi organa benzediğini bulacağız. Hmm. Bir bakalım cevapları ona göre aktaralım isterseniz. Yoksa şimdi verelim mi cevabı? Verelim mi cevapları? Vermeyelim. 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 Siz de bize yazın. Zencefil ne? Yararlarını da düşünerek, evet, cevap vereceğiz.